Evet arkadaşlar, şimdi de Broglie'nin hem dalga hem de tane modelinden bahsettim. Bu kadarcık, bunda bir şey yok. Şimdi artık size Compton saçılma deneyini anlatacağım. Fakat Compton saçılma deneyinden önce burada birkaç cümle daha söyleyeceğim. Kütlesi olmayan foton için enerji ile momentum arasındaki bağıntıyı çıkaracağım. Enerji Einstein'a göre mc kareydi. Açıyorum. Mc çarpı c. Mc nedir burada? Einstein diyor ki fotonun momentumu vardır. O zaman mc yerine p dersek enerji ile foton arasındaki enerji ile momentum arasında pc bağıntısı vardır. Bu kütlesi olmayanlar içindir. Peki, kütlesi olmayanlar için hikaye bu. Kütlesi olanlar için fotonun, kütlesi olanlar için foton değil, kütlesi olanlar için enerji ile momentum arasında hangi ilişki vardır? P kare bölü 2m vardır. Bu da kütlesi olan, kütlesi olan parçacık nedir? En çok şu anda kullandığımız elektron. Kütlesi olanlar için. Bu ayrıntıyı verdikten sonra şimdi artık diğer tanecik hikayemize geçelim. Diğer tanecik modelini açıklayan deneyimiz neydi? Compton saçılma deneyi. Şimdi Compton saçılma deneyinin mantığı şu. Bir fotonun serbest halde bulunmakta olan bir elektron ile esnek çarpışmasıdır. Ve bu çarpışma sonucunda elektron ve foton saçılır. Soğurulma sadece burada fotoelektrik olayda oldu. Saçıldı. Hatta saçılan foton şöyle bir teta açısı da yapar. Bu saçılan foton. Gelen foton. Saçılan foton ve gelen fotonu göster. Şimdi bunların enerjini yazalım. Gelen fotonun enerjisine E gelen. Saçılanınkisine E saçılan. Frekansına frekans gelen. Frekans saçılan. Dalga boyuna lambda gelen. Lambda saçılan. Buradaki kurallarımızı yazıyorum. Birincisi, momentum korunur. Momentum korunur. P gelen fotonun momentumu eşittir P saçılan artı P elektron. Vektörel midir? Evet, vektöreldir. İkincisi, enerji korunur. Esnek çarpışma olduğu için enerji korunur. Yani E gelen, E saçılan artı E elektronun kinetik enerjisidir. Daha da açalım. Şuraya geçtim. Hc bölü lambda gelen, Hc bölü lambda saçılan artı E elektron. H frekans gelen, H frekans saçılan artı E elektron. Kesinlikle fotonun hızı ışık hızıdır. Saçıldıktan sonra da yine ışık hızıyla hareket eder. Elektronun hızı ışık hızı olamaz. Genel Compton saçılma deneyinin özellikleri bunlar arkadaşlar. Şimdi hemen bir tane bir örnek soru yapalım. Compton saçılma deneyinden. Bakın. Compton saçılma deneyiyle gelen bir fotonumuz var. Elektrona çarptı. Elektron böyle gitti. Kendisi de böyle gitti. Açı veriyorum. Burası 37 derece, burası da 53 derece olsun. Gelen fotonun hızı ışık hızı. Şimdi yazıyorum. Gelen fotonun enerjisine ben 5 pc diyebilir miyim? Evet, diyebilirim. Niye? Momentumdan yola çıktım. Momentum vektörel olduğu için 37-53'ü gördük.
Momentumuna 5P dedim. Peki saçılanınkisine ne diyebilirim? Enerjisine, saçılan fotonunkisine. 37'den dolayı 4PC dedim. Elektronun kinetik enerjisi arkadaşlar 3PC olamaz. Peki nasıl olacak? Hesaplayacaksınız. E gelen, E saçılan artı E elektron. Yazıyorum. Gelenin enerjisi 5PC. Saçılanınkisi 4PC. Aradaki fark elektronun kinetik enerjisidir. O da PC'dir. Bu kadar. Yani sadece denklemi ne yapmanız gerekiyor? Düzgün kullanmanız gerekiyor. Evet, Compton saçılma deneyi de bu kadardı. Şimdi artık elektromanyetik dalgalardan başlayacağım. Son videomuz burası arkadaşlar. Elektromanyetik dalgaların özelliklerini vereceğim. Ondan sonra da bu işi bitireceğiz. EBD. Şimdi EBD Maxwell tarafından ortaya atılmış bir elektromanyetik dalga teorisinin anlatımıdır. Maxwell yayılan ışığın ne olduğu konusunda kafaları karıştıran bütün her şeye cevap aramıştır. Ve sonunda tabii ki Hertz'in de burada çok büyük bir rolü vardır. Ve uzayda yayılan ışığın elektromanyetik dalga olduğunu savunmuştur. Elektromanyetik dalgalar deyince sırasıyla dalga boyuna göre isimlerini bilmeniz gerekiyor. Kilometre mertebesinde olan radyo dalgaları vardır. Radyo dalgaları. Radyo dalgaları parantez içinde yazıyorum. Yüklerin ivmeli hareketi ile oluşur. İvmeli hareketi sonucu oluşur. Örnek verelim. Mesela radarı düşününüz. Televizyon vericilerini düşününüz. Bunların içinden akım geçen teller var mıdır? Vardır. Akım geçen teller içerisindeki yükler ivmeli hareket yaptığında etrafında radyo dalgası yayınlar. Aynı mantıkla çalışan yine mikrodalgalar da öyledir. Mikrodalgalar da aynı mantıktadır. Fakat mikrodalgaları kullanım alanı olarak şunu söyleyebiliriz. Mikrodalga fırınlar, işte hızlı giden arabaları yakalamak için kullanılan radar vesaire, kumanda aletleri, bunlar mikrodalgalara örnek olabilir. Yine yüklerin ivmeli hareketiyle oluşurlar. Üçüncüsü kızılötesi. Kızılötesi termal kameralarda kullanıyoruz. Şu anki virüs mantığında da bir hastanın ateşinin olup olmadığını ya da uçaktan inenlerde işte yüksek ateş olup olmadığını termal kameralarla izleyebiliyoruz. Burada kızılötesinden faydalanıyoruz. Daha sonra görünür ışık. Görünür ışık. Görünür ışık arkadaşlar, sıcaklığı artan bir demiri düşününüz. Rengi kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Sıcaklık arttıkça daha da mavimsi, beyazımsı bir hale geliyor. Öyleyse görünür ışık sıcak cisimlerden. Kızılötesi de yine sıcak cisimlerden elde ediliyor. Sonuçta insanda bir sıcaklığı var ve dışarıya kızılötesi ışın yayıyor. Sıcak cisimlerden diyelim. Görünür ışıktan sonra mor ötesi. Mor ötesi ışık çok daha fazla sıcak cisimlerden. Örnek yıldırım düşmesi sırasında mor ötesi ışık yayınlanır. Başka bu kaynak makinelerinden çıkan ışınlar mor ötesi ışıktır. Güneşten gelen mor ötesi ışık vardır. Öyleyse mor ötesi ışığı ozon tabakası ve gözlükler koruyor. Yazın gözlük takmak bizim için faydalıdır. Çünkü cam mor ötesi ışığı engelleyebiliyor. Röntgen ışınları röntgen tarafından bulunmuştur. Diğer ismi de X ışınlarıdır. Şimdi X ışınları nasıl elde ediliyor? Ya atomun uyarılmasıyla ya da elektronun aniden durdurulmasıyla elde edilir. Çok iyi bir teknolojidir ve tıpta mühendislikte de kullanılır. Mesela
Tomografi cihazlarında vücuda röntgen X ışınları gönderilir. Kesitler halinde bu X ışınları vücudun içindeki dokulardaki soğurulmalarına göre görüntü elde edip tekrar bilgisayara bunu iletirler ve bu şekilde teşhis ve tedavide kullanılmaya çalışılır. Yine mesela kanser olaylarında da X ışınları kullanılmaktadır. Bundan sonra röntgen ışınlarından sonra gama ışınları. Gama ışınlarını radyoaktiviteyi anlatırken bahsetmiştik. Nükleer olaylarda ve yine gama ışınlarını uranyum, polonyum ki polonyumu Madame Curie bulmuştur. Toryum gibi elementler, kararsız elementler dışarıya gama ışığı yapabilirler. Bunu da söyledikten sonra bu gama ışınlarının tabii ki dalga boyları inanılmaz küçüktür. Mesela radyo dalgaları kilometre mertebesindeyken gama ışınları 0-1 angstrom mertebesindedir ve de çok zararlıdır. Öyleyse yazalım. Alfa ve beta EMD değildir. Lazer elektromanyetik ışıktır. Lazer EMD'dir. Yine burada söyleyeceğimiz şu da var. Şu bölüm çok zararlıdır. Zararlı. Şu bölüm ise zararsızdır. Ha, zararlı mantığını siz kendiniz düşünmüyorsunuz. Şimdi elektromanyetik dalgaların bir de özelliklerini iyi bilmeniz gerekiyor. Elektromanyetik dalgaların özellikleri bilinecek arkadaşlar. Özellikler diyorum. 1. Yükleri ivmeli hareketiyle oluşur. Yükleri ivmeli hareketiyle oluşur. 2. Eline dalgadırlar. Eline dalga olmanın özelliği polarize edilebilirler. Polarizasyon kutuplaşma demektir. Polarize edilir, kutuplanabilirler. 3. Boşlukta ışık hızıyla giderler. 4. Enerji taşırlar, enerjileri hc bölü lambda h çarpı frekanstır. 5. Tüm ışık olaylarını kırınım girişim yaparlar. Tüm ışık olaylarını yaparlar. 6. Gazları iyonlaştırırlar. 7. Yüksüzdürler. Yüksüzdürler. Elektrik ve manyetik alanda sapmazlar. Şimdi 7'yi söyledik. 8'i söylüyorum. Şimdi arkadaşlar uzayda değişen elektrik alan manyetik alan oluşturur. Manyetik alan oluşturur. Bu yasaya amper yasası denir. Değişen manyetik alan ise elektrik alan oluşturur. Çok ilginç. Alan oluşturur. Bu da Faraday yasasıdır. Ve bu ikisi birleşerek sürekli olarak bir dizi kendileri birbirlerini oluşturarak uzayda yayılırlar. Buna da Maxwell denir. Ve Maxwell yasasına göre uzayda yayılım şu şekildedir.
burası y eksen olsun. X bu da z ekseni. Uzaydaki yayılımları şöyledir. Bu elektrik alan dalgası. Bunlar her zaman elektrik alan dalgasıyla manyetik alan dalgası birbirlerine diktir. Ve ışık hızıyla yayılırlar. Buradan E eşittir BC formülü gelir. Buradaki parmaklara dikkat edeceğiz. Baş parmak E, dört parmak B, avuç içi C ışık hızını vermek şartıyla uzayda bunların yayılma şekilleri bu şekildedir. Elektromanyetik dalgalardan işte kızıl ötesi olanına infrared denilir. Onun haricinde mor ötesi olana da ultraviyole denilir. Bunların içinde yine bir de şunu da söylemek istiyorum. Elektromanyetik dalgalardan gama ışığının radyoaktif elementlerden olduğundan bahsetmiştim. Hemen burada şu noktayı da daha evvelki videoda da orayı atlamış olabilirim. Onun için onu da yazıverelim. Fisyon ve füzyon nedir? Onları söyleyelim. Fisyon bölünmedir. Mantığı şudur arkadaşlar. Uranyumun nötronla bombardıman edilmesi sonucu yüksek derecede bir enerji açığa çıkar. Örnek olarak atom bombası ve nükleer santrallerin çalışma mantığı. Nükleer santrallerin çalışması bu şekildedir. Nötronla uranyum tepkimeye girdiği anda zincirleme bir reaksiyon meydana gelir. Mesela uranyumla ben nötronu bombardıman ediyorum. Bunun sonucunda baryum ve kripton oluşuyor. Artı yüksek meblağda yine bir daha nötron oluşuyor. Hem bir tane nötron oluşmuyor, 3 tane oluşuyor. Ve bunlar tekrar tepkimeye giriyorlar. İnanılmaz derecede ısı açığa çıkıyor. Ve bunu durdurabilmek için nükleer santrallerde kadmiyum ya da granit denilen malzeme kullanılıyor. Tepkime başladığında çünkü durdurmak imkansızlaşıyor. Bunun için kontrol çubukları kullanılması gerekiyor. Ve nükleer santrallerin çalışma mantığında uranyumun verdiği enerjiyle sıcak suyu kaynatıyorlar. Kaynayan su türbinleri döndürüyor ve elektrik enerjisi elde ediliyor. Bu mantığın aynısı termosantralde de geçerlidir. Hidroelektrik santrallerde ise sadece suyun enerjisinden, mekanik enerjisinden faydalanıp türbinler çalıştırılıyor ve elektrik enerjisi elde ediliyor. Füzyon ise birleşmedir. Birleşme. Güneşteki reaksiyonlar ve hidrojen bombası. Buna örnektir. Nasıl oluyor? Denizlerde daha fazla yoğun olarak bulunan döteryum ve tridyumu birleştiriyor. Tabii bu ikisini birleştirebilmeniz için çok yüksek bir enerjiye ihtiyaç var. Ciddi derecede bir enerji alması gerekiyor. Ve bunları birleştirdiğinizde güneşte olduğu gibi helyum elde ediliyor. Buna da füzyon tepkimesi diyoruz. Evet gençler, benim şimdi 12. sınıf ve mezun arkadaşlarıma anlatacağım bölüm burada bitti. Umarım faydalı olmuşumdur. En kısa zamanda şu virüs olayını atlatıp tekrar görüşmek dileğiyle hepinize iyi ders çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.